herkese selam. Beni kimden özledi bakalım? Severek yediğiniz birçok lezzetli şeker vardır. Fakat yasaklanmış en tehlikeli şekerlerden haberiniz var mı? İşte yasaklanmış en ölümcül şekerler. Bundan önceki videoyu çok sevdiniz ve istenen like sayısı da geldi. Bu videoyu da 25 bin like gelirse yasaklanan serimizi tümümüzle devam edeceğiz. Umarım videoyu beğenip abone de olmuşsunuzdur. O halde kimler hazır? Böcek şekeri. Ne kadar lezzetli ve nefis görünüyorlar değil mi? İçindeki böcekleri saymazsak. Evet, bu böcekler gerçek. Böcekler dondurulup üzerine şeker dökülüyor. Her ne kadar renkli ve yaratıcı görünse de birçok kişi iğrenç bulmuş. Çünkü işlerine karınca, arı, çekirge ve akrep gibi birçok böcekler konuluyor. Ne kadar böceklerin zararsız olduğu söylense de yemekten korkanlar var. Çin yapımı bu şekerin birçok ülkede yasaklanma sebebi ise böcek yemenin ölümcül tehlikeler ve hastalıklar ortaya çıkarması. Bunun kesinliği yok. Fakat bakkallarımızda bu şeker satılsaydı alır mıydınız? Yorumlara yazın bakalım. Gerçekten garip. Kinder. Hepiniz küçükken en az bir kere Kinder çikolatası yemişsinizdir. Özellikle de sürpriz yumurtalar çocukların vazgeçilmezi. Fakat gerçek yüzünü görünce çok şaşıracaksınız. Nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre Kinder çikolatalarının içinde Salmonella bakterisi olduğu tespit edildi. Salmonella belirtilerinin kaynağı içine o oyuncak gizlenen çikolata kaplı sürpriz yumurtalar olarak görülüyor. Özellikle çocukların çok sevdiği çikolata kaplı sürpriz yumurtalar Avrupa'yı alarma geçirdi. Bu bakteriden dolayı Amerika'da 150 çocuk hastanelik olmuş ve çikolata hızla her yerden toplatılmış. Bu sebeple dünyadaki birçok ülkede Kinder çikolataları yasak. Ve Türkiye'de de yakından marketlerden kaldırılacağı haberi yapıldı. Oldukça zararlı ve ölümcül bir madde taşıdığı söyleniyor. Peki siz bu çikolataları hiç yediniz mi? Ve sizce yasaklanması doğru mu? Yorumlara yazın. Slime şekeri. Bir zamanlar oldukça popüler olan slime'ları hatırlıyor musunuz? Her çocuk mutlaka vıcık vıcık olan bu slime'larla oynamıştır. Gerçekten güzel zamanlardı. Tabii slime'lar bu kadar popülerleşince her çeşidi çıktı. Şekeri bile. Evet. Daha önce hiç slime şekerini tattınız mı? Amerika'da üretilen bu şekerli slime'lar yenilebilir maddelerden yapıldı. Ve gerçekten leziz görünüyor. Peki neden yasaklandı? Binlerce çocuk bu slime şekerlerine o kadar bağlandı ki normal slime ile karıştırdılar. Tabii sonları hastanelik oldu. Amerika'da yaşayan 6 yaşındaki bir çocuk oynadığı bir slime'ı yemeye kalktı. Ardından kusma ve şiddetli karın ağrısı yaşayınca hastaneye kaldırdılar. Ailesi olayın nedeninin şekerli slime'lar yüzünden olduğunu söyleyip şikayette bulundu.
Ardından diğer çocukların da aynı şeyi yaşamamaları için şeker her yerde yasaklandı. Bence gerçekten saçma şekilde yasaklanmış. Çocuk slime oynarken bir ebeveynin yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Peki ya sizce? Zehirli şeker. Bu şeker dünyadaki en ekşi şeker olabilir. Zehirli Atık isimli bu şeker o kadar ekşi bir şeker ki çoğu çocuğun dilinin üst tabakasının soyulmasına, hatta delinmesine neden oldu. Şekeri yiyince aşırı ekşi bir tat hissedeceksiniz. Fakat 30 saniye ağzınızda tutmayı başarabilirseniz tatlı bir tat ile ödüllendirileceksiniz. Birçok kişi bunu başaramasa da pes eden yok. Size milyarlarca para ödülü verilmesi şartıyla bu ekşi şekeri yer miydiniz? Ben denemeyi isterdim açıkçası. Toybox. Özellikle son zamanlarda herkesin satın aldığı ses kaydetme ve hesap makinesi için yüzlerce kutu açanların olduğu oyuncak. Toybox'u eminim hepiniz biliyorsunuz. Bu oyuncaklar ile beraber yanında bir de sakız veriliyor. Ve internette bu şekerli sakızlar için onlarca kişi şikayette bulundu. Dikkatsizce üretildiği ve içinden böceğe kadar birçok yabancı madde çıktığı söyleniyor. Sadece sakızlar değil, çıkan bazı oyuncakların da çocuklar için uygunsuz olduğu söyleniyor. Örneğin bir anne oyuncaktan şeytan dövmesi çıktığı için çocuğunun ürktüğünü söylüyor. Son zamanlarda bu şikayetler artınca oyuncağın yasaklanması istendi. Şu anlık yasaklanma gibi bir durum yok. Umarım da olmaz. Peki sizce yasaklanmalı mı? Fikirlerinizi yorumlara yazın bakalım. Klozet şekeri. Haberlere dair konu olan bu klozet şekerinin neden yasaklandığını az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Şekerin yanında verilen lollipopu klozetin içindeki şekerli tuza batırıyorsunuz. Tıpkı gülücük şekeri gibi değil mi? Diğer videomuzu izleyenler anlamıştır. Tabii bu şekerin yasaklanma sebebi ayrı. Çocuklar bu şekerden edindiği alışkanlık yüzünden aldığı her şekeri klozete batırıp yeme riski olduğundan ülkemizde yasaklandı. Söylenene göre bu klozet şekerleri çocukları ahlaksal olarak da kötü etkiliyor, yanlış örnek oluyor. Ne kadar lezzetli olursa olsun bu biçimde bir kapta çocukların şeker yemesi hoş değil diye düşünüyorum. Ya sizce yasaklanması iyi olmuş mu? Sprey şeker. Eskiden bakkallarda satılan bu sprey şekerleri hatırlayan var mı? Tatları oldukça ekşiydi fakat bir o kadar da lezzetliydiler. Bu sprey şekerlerin artık satışta olmamasının sebebi ise çocuklara spazm geçirtmesi. Peki o nasıl oluyor? Küçük bir kız yine bu spreyi tadarken şekerin aşırı ekşiliği boğazını düğümler ve çocuğun hava yolunun tıkanmasına sebep olur. Spazm geçiren bu kız zar zor kurtarılır ve şeker hakkında soruşturma başlatılır. Şikayetler artınca da şekerin üretimi durdurulur. Gerçekten korkunç bir durum. Meksika şekeri. Lucas Meksika şekeri adındaki bu şeker, içinde verilen aşırı ekşi ve baharatlı olan toza batırıp yiyordunuz. Özellikle de gençler ve çocuklar tarafından oldukça ilgi gördü. Fakat bazı bilim adamları araştırma yapınca
şekerin ölümcül olduğu ve yüksek düzeyde kurşun içerdiğini öğrendiler. Ayrıca bu şekeri yiyen çocuklar yerlerinde duramıyor, aşırı hiperaktif oluyorlardı. Tabii bu durum anne babalarının ilgisini çekti ve şeker yasaklandı. Lezzetli görünse de zararları çok. Siz bu şekeri tatmak ister miydiniz? Söyleyin bakalım, sizce videodaki en tehlikeli şeker hangisiydi? Bence zehirli olan. Siz de yoruma yazmayı unutmayın. Yasaklanmış şeyler serimizi seviyorsanız devamı için hemen videoyu beğenin. Ve abone olarak ailemize katılın. Çünkü daha çözülecek çok gizem var. Ha bu arada, Discord sunucumuzda bu yaz çok eğleneceğiz. Eskinlikler ve yetkili seçimler olacak. Mutlaka siz de katılmalısınız. Sonraki videoyu da herkesten önce bilmek için bizi diğer sosyal medyalardan mutlaka takip edin. Oyun videolarımız için de Oyun Camiası kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eminim güzel takipçilerim tüm bunları yapmıştır. O halde bir sonraki videomuza kadar hoşça kalın, bilgi kalın.